özel öğrenme bozukluklarında çocukların belli alanlarda yetersizlik gösterdikleri tespit edilmiştir. Bunlar okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu ve aritmetik bozukluğudur. Okuma bozukluğunda okurken atlama, anlamı bozma, harf ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme ya da anlamama gibi bir takım bozukluklar görülür. Yazılı anlatım bozukluğunda ise yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, B, D, M, N, I, 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 I gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozukluklara rastlanır. Aritmetik bozuklukta matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanamama, eldeki sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde izlenecek adımlara karar veremiyor gibi belirtiler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ek olarak ödevlerini eksik alma, çok yavaş ve verimsiz biçimde ödev yapma, ders çalışamama, çabuk sıkılma, organize olmada küçülük, dağınıklık, zamanını ayarlamada zorlanma, yönünü bulmada beceriksizlik, sağını solunu ve zamana ilişkin kavramları karıştırma, herhangi bir şeyi sıralamada güçlük, sözlülüğü ifadede ve top tutma, ip atlama, ayakkabı bağlama ya da çatal kaşık kullanma gibi motor becerilerde zorlanma gibi bozukluklar da görülmektedir. Ancak tüm bu belirtilerin akademik başarıyı ve günlük yaşamı olumsuz düzeyde etkileyecek olması şarttır. Öğrenme bozukluğunda bir diğer ayrım da bu belirtilerin normal ve üstü zeka düzeylerinde olan çocuklarda ortaya çıkmasıdır. Zeka kapasitelerinde sınırlılık olan çocukların zihinsel fonksiyonları tam olarak işlev görememektedir. Ancak bu çocuklarda sahip olunan kapasite neden ortaya dökülememektedir? Bu sorunun cevabını klasik öğrenme kuramındaki öğrenmenin 4 aşamasını irdeleyerek bulabileceğimizi düşünüyoruz. Bu 4 aşamanın ilki dikkattir. Çocuğun verilen görsel, işitsel ya da anlamsal malzemeye yeterli dikkat süresini ayırarak doğru şekilde algılamasını kapsar. Bazı çocuklar dikkatsizlikten dolayı yazıları, sesleri, rakamları doğru algılayamazlar ve öğrenme işi daha başından sekteye uğrar. İkinci aşama, işleme aşamasıdır. Bu aşamada doğru algılanan malzeme ve içinde bulunduğu anlam doğru işlenerek onunla ilgili çıkarımlar yapılarak bir anlam bütünlüğü sağlanır. Bu bütünlük başka örneklerle sağlamlaştırılır ve değişik durumlarda da işlerliği kanıtlanır. Ancak doğru algılanan malzeme sağlıksız şekilde işlenir, çıkarım yapma, neden-sonuç ilişkisini kurma stratejileri kurulamazsa öğrenme yine sekteye uğrar. Üçüncü aşama depolama aşamasıdır. Elde edilen çıkarımın hafızaya yerleştirilebilmesini kapsar. Bunun için tekrarlarla ve diğer bağlantılı olduğu anlam bütünlükleriyle ilişkisinin gösterilmesi ve derinleştirilmesi gerekir. Parça parça olan bilgilerin bütün içindeki yerinin kavranması genel bir anlamlılık vereceğinden hafızada daha kolay tutulur. Depolama gerçekleşmediğinde de öğrenmiş olmanın kanıtlanması ve gösterilmesi mümkün olmayacaktır. Son aşama ise geri çağırma aşamasıdır. Burada depolanmış bilginin gerekli ve beklenen ortamda saklı bulunduğu hafıza kutularından doğru çağrışımlarla zihne geri çağrılması gerekir. Geri çağırma yetisi bir performans gösterme ya da sınav zamanında gerekir. Ancak çağrışımları izleme, bağlantılar kurabilme ve gereksiz bilgileri kenara itebilme becerileri sorumluysa cevabı bilinen bir soru doğru yanıtlanamaz. Genelde çocukta cevabı bildiği, dilinin ucunda olduğu ama bir türlü istenen sonucu ifade edemediği şeklinde şikayetler olur. Bu 4 aşamanın sağlıklı bir şekilde içselleştirilebilmesi, öğrenmenin başarılabilmesi için kriterdir. Ancak başta da saydığımız belirtiler, bu aşamaların her birinde farklı farklı ortaya çıkan sorunlarla ilgilidir. Ailelerin ve öğretmenlerin bu bozukluğun belirtileri açısından dikkatli olmaları elzemdir. Özel öğrenme bozukluğu, yaşam boyu süren bir bozukluk olduğu için çocuğun bu sorunun fark edilmesi ve uzmanlardan yardım alınması ilerideki yaşamının kalitesini de etkileyecektir. Erken tanı, çocuğun akademik başarısı kadar toplumsal yaşamını da etkileyecektir. En azından yaşıtları kadar zeki olan ve derslerine çalışma konusunda bir sorunu olmayan bir çocuğun akademik başarısızlığa uğraması arkadaşlarınca dışlanmasına yol açabilir. Bu da hem kendisine olan güvenini sarsar hem de okuldan soğumasına neden olabilir. Yapılan araştırmalar özel öğrenme bozukluğu olan çocuklarda depresyon ve öz kıyım davranışlarının daha fazla olduğu, benlik saygılarının düşük olduğu ve ailelerin bu çocukları daha mutsuz olarak tanımladıklarını göstermiştir.